Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 13. haftasının 3. videosundayız. Kare konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet kare 1'i işleyeceğiz yani. Kitabımızda sayfa numarası 124 ve 125'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kare dediğimiz şey aslında dikdörtgenin özel bir halidir. Bütün kenarları birbirine eşit olan dikdörtgene biz ne diyoruz? Kare adını veriyoruz. A dikdörtgen de paralel kenarın özel bir haliydi. Dikdörtgen paralel bütün özelliklerini taşıyordu. E kare de dikdörtgenin özel bir hali ise o zaman karede dikdörtgenin bütün özelliklerini taşımak zorunda. Aynı zamanda o zaman karede paralel kenardaki tüm özellikleri yine taşır mı taşır. Yani sen şöyle bir şey gördüğün zaman alanla ilgili hocam bu alan tüm alanın yarısı ya da ne bileyim şu alan tüm alanın böyle dörtte biri olması gibi ya da ne bileyim şöyle or oran moran olduğu zaman şu şekilde oran olduğunda mesela burası k2k şuradan ne yapıyorduk paralel çiziyorduk. Aynı mantık paralel kenardaki öğrendiğimiz mantıkları yine burada yapabiliriz. Yani temal orantı ve kelebek benzerliği çok karşılaşacağız orada değil mi? Yani karşılaşıyorduk paraya kenarda. Karede de karşılaşabilir miyiz? Evet. Sonra dikdörtgene geçtiğimizde ne oldu? Alfa beta benzerliği falan da girdiği için işte O ekstra 90'lar olduğunda. E burada ne giriyor ekstradan aynı zamanda işin içine? Yine ekstra bir 90 derece olduğu zaman alfa dalabilirsin. Ama kenarlar eş olduğu için büyük, büyük ihtimalle yani çoğunlukla eş üçgenle karşılaşacaksın burada. Tamam Bir de Karede 45 derece. Biraz sonra göreceksin. Köşegenler böyle bir açı ortay olduğu için kare aynı zamanda bir eşkenar dörtgendir. E, köşegenler açı ortay. 92 eş parçaya bölüyor. Yani 45-45 çıkıyor. Ondan dolayı da neyle karşılaşabiliriz burada? 45 derece olduğu için özel açı mantığını kullandırıcı sorularla karşılaşabiliriz. Yani karede üçgende kullandığımız her teknik burada karşımıza çıkabilir. Zaten alan soruları da karşımıza çıkıyor. Her şey burada karşımıza çıkabilir arkadaşlar. O yüzden genelde böyle kare özelliği en az konuymuş gibi gelir ama aslında en çok fazla en fazla özelliğe sahip olan bir konudur kare konusu. Evet bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgene kare denir. Kare paraya kenarının eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Eş, eşkenar dörtgenin tüm özelliklerini taşıdığı için bir kere bir özel bir eşkenar dörtgen olduğu için şu şekil üzerinde göstereyim. Eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. E, ya da Şimdi bu dikdörtgen ya hocam şunlar birbirine eşit. E şu ikizkenar üçgende çizilen kenar ortay olduğundan yüksekliktir diyebiliriz. Hatta ikizkenarda çizilen yükseklik olduğu için açı ortay diyebiliriz. Eşkenar dörtgendeki gibi ispatımızı da burada gösterelim. Yani burada neler çıktı? 45, 45, 90 üçgenleri de karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet karede köşegenler dik kesir. Ha, köşegenler dik kesen dörtgenleri hatırlayalım. Nerede? Eşkenar dörtgende. Köşegen çizilmişse diğer köşegenimiz çiziyorduk. Deltoid'de işimiz gücümüz köşegendi. Hatta böyle uzunlukla ilgili bir şey sorulmuşsa sonucu da ulaşamıyorsak ne yapıyorduk? Köşegen çiziyorduk. Ama özel olan köşegeni simetri ekseni köşegeni çiziyoruz diye söylüyorduk. Bu karede de böyle biliyor musun? Yani karede de bu şekilde böyle bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni çizmek mantıklı oluyor. Ama baktın diğer köşegeni çizdin saçma durumlarla karşılaştın. Burada bir ihtimalin daha var. O ihtimalini 45 derece diye böldüğü için köşegen özel açı mantığında kullanabilirsin. Bak bu dediğimi de unutma. Yani karede her şeyiyle ayrı düşüneceksin. O yüzden kare sorularında genelde zorlanılır. Sen zorlanma. Çünkü geçmişini iyi bir şekilde hatırlayacağın konulardan biridir bu. Evet köşegenler dik kestiği için bir köşegen verildiğinde diğer köşegeni çizeceksin. Saçma durumlarda özel iç mantığını kullanacaksın. Köşegenler açı ortaydır. Evet bunu gösterdik zaten burada. Bir de alanda bir kenar A ise alanda ne oluyor? A kare eşit oluyor. Hocam başka özellik var mı? Var tabii ki. Mesela dikdörtgende içeride bir nokta alınacağını ne oluyordu? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşitti. Burada yine geçerli. Ya da dikdörtgende şu köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler hocam. E burada buradan çizilen dikme ile buradan çizilen dikme zaten doğrusal oluyor. Bunlar otomatikman eşit oluyor köşegen olduğundan dolayı. Hiç buna girmeyin bile. Ha mesela şu. Hocam şöyle şöyle çizilince şuradaki alanların eşit olduğunu dikdörtgenden ya da paraya kenardan biliyoruz. Bir de ne var biliyor, biliyor musun? Burada şu parçalar da birbirine eşittir. Niye? Bak ispatı çok kolay. Çiz köşegeni kardeşim. Ya özellik olarak yazmalarına çizdin köşeye Hocam şunlar birbirine eşit. Aa dik tabanı keç parçaya böldü. Yani bunlarda ne oldu? Eşit oldu diyebilirsin. Bu özellikleri vermiyorum buraya sana. Çünkü sen artık bunların tekniğini bildiğin için yani çözüm yöntemini, ispat yöntemini bildiğin için bunları da bence rahat bir şekilde yapabilirsin. Şu kadar bilgi benim için yeterli. Karede e, karede bir de ekstra 90 derece olunca alfabete ya da dalmayı da unutmayacağız tabii. Evet. Şimdi örneklere başlayalım. Özdeş 5 ikiz kenar üçgen tepe noktaları bu şekilde C'ye gelecek şekilde karenin içine yerleştirilmiş. Bunlar özdeş. Hocam özdeşse biz ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği bizim için önemliydi. Aynı zamanda açıların eşitliği de bizim için önemli değil miydi? E evet, tepe açıları hepsi birbirine eşit olacak. O 90 dereceyi paylaştıracağım. Kaç tane var burada? 5 tane. 90 bölü 5'ten bir açısı kaç derece oldu o zaman? 18 derece mi oldu? Evet. E ee, sonra ne yapacağız? Hocam bir kere ben şuradaki açı kaç derece olduğunu biliyorum köşegen olduğu için açı ortaya olmak zorunda köşegen 45 derece olacak. Hocam şu bir ikiz kenar üçgen tepe açısı 18 derece 180'den 18 çıkart 162 162 2'ye bölsen hocam bunun taban açıları 81'e 81 yapar. Yani 45 artı beta 81'e eşitse betayı buradan kaç buluruz? 6 26 mı buluruz yok 36 mı buluruz evet betayı 36 bulduk arkadaşım. Tamam geldik şimdi alfaya. Alfayı bulmak için ne yapacağım? Hocam şurada kaçıyı bulmam lazım. Burada kaçı da ya şu üçgende yok. Ya bu üçgende yok. Ya da hangi üçgende bakarsın? Hop şu üçgende bakarsın kardeşim. Bak bu üçgenden bulunabiliyor. Bu üçgende bu açımız kaç derece? 45 derece. Bu açımız kaç derece? E, 18'den 3 tane var. 54 derece burası. O zaman 45, 54 ve alfanın toplamı da 180 yapacağından dolayı şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 99 yapıyor. Alfayı da o zaman böylelikle 81 diye buluruz. Bizden alfa artı beta isteniyor. Alfa 81, beta 36. Topladığım zaman da cevap 117 çıktı. Eş yapıları ÖSYM kullanmayı çok seviyor. Dörtgen içerisinde niye kullanması? Karenin içerisinde niye kullanmasın? Çünkü AYT'de bunu eş yapıları kullanıyor ya. içerisinde kare içerisine koymasında falan. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Hatta soruları da çok güzel olur. Evet güzel bir soru. Cevap 117. Geldik bir sonraki soruya. Bunlar açı soruları. Bakalım. Şekil 1'de kare şeklindeki iki fayans üst üste konulmuştur. Şekil 2'de ise üstteki fayansın bir köşesi etrafında döndürülmesi gösterilmiştir bu şekilde. Arkadaş döndürme soruları da kalem. Döndürdüğümde yine aynı kalem. Mi? Evet. Yani yapının eş olması bizim için çok önemli. Karenin kenarına ben şöyle çift çizgi diyecek olursam arkadaşlar. Ben bunu döndürmüşüm. Şurada da 48 derece olmuş. E o zaman bu bir kare ise iş, döndürmüş halde yine aynı kare. 90, 90, 90. Burası da 90 olacak. E hocam bunun kenarlar çift çizgi ya. Şunları yazmayayım. Şurası da çift çizgi. Hocam döndürülmüş hali de yine çift çizgi olmayacak mı? Evet. Şöyle çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi, E sonra ne yapacağız hocam? Bizden alfa isteniyor. Bak şurada bir ikiz kenar çıktı. Şimdi 48'e yoğunlaşayım. Hocam 48'e bakın arkadaşlar. Şunların paralelliğinden dolayı şöyle M kuralından dolayı direkt buraya 42 diyebilirsiniz. Doğru. Sıkıntı yok. A büyük ihtimal buradan gidersin. 48 e, 180'e tamamlayan açısı 132'dir. Hocam şurada bir dörtgen var. Burası da 90 derece ya. İkisinin toplamı 180, 8'sinin toplamı 180. Buraya da 48 kaldı dersin. Sonra burası 90'a tamamladığı için şu açının tamamı buraya da 42 derece kaldı dersin. E tepe açısı 42 olan bir ikizkenar üçgen bu. 180'den 42 çıkart. 138. de 2'ye bölsen 69 mu yapıyor? Evet 69 69 yapıyor buraları. E o zaman 69 artı alfanın da biz 90 derece olduğunu biliyoruz. Alfayı da böylelikle kaç derece buluruz? 21 derece olarak buluruz. Yani cevap 21 çıktı. Geldik 3'e. Kısa kenarı 1 birim uzun kenarı 2 birim olan yeşil renkli dikdörtgenler ABCD karesinin içerisine birer kenarları çakışacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Ali Kara uzunluğu kök 41 vermiş. Tamam şimdi kısa kenar 1 birim uzun kenarda kaç birim 2 birim olduğunu biliyoruz. Uzun kenar 2 birim 2 birim. Sonra bak dikkat et. Şu kısa kenar bir birim. Ee, ben şuradaki dikeyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu dikeyi bulurken şöyle hesaplayabilirim. Şu. Ondan sonra şu. Değil mi? Artı. Şuradaki uzunluk diyeceğim ama neyse. Bunların hepsini tek tek hesaplayalım ya. 1'e 2 değil mi? Arkadaşlar şurası 2 birim. 2 birim. Hocam şurası dikeyleri hesaplıyorum önce. 1 bir birim. Çünkü şurası 1 bir birim ya. Ee, şu iki tamam 2 birim ya. O zaman buraya 1 bir birim kaldı. Sonra burası 2 birim. Şurası 1 bir birim. Burası da 2 birim mi? Evet. Şimdi ben burada şunu bulurken kök 41 kullanırken nasıl kullanacağım? Hocam şöyle dik çizeceğim. Pisagor bağıntısı elde edeceğim. Doğru. E sonra bu yataylara da bakalım. Yataylarda da hocam şu 2 birim. Sonra buraya kadar geldim. Burada da 2 birim var. Sonra burada 1 bir birim var. Burada 2 birim var. Sonra burada 2 birim var da şöyle 1 bir birim böyle 1 bir birim var. Şu yataylara bakalım. Hocam 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9. Şu dikeylere bakalım. Hocam şöyle sayacak olursak bunları da 3 e, birim burada. 5 6, 7, 8, 9, 10. Hocam 10 de dikeyler. Yani şöyle geldiği zaman dikeylerde 10 birim. E, hocam dikey nerede? Şuraya kadar. Kısım. Burası 10 birim değil mi? Evet. Şimdi burada nasıl bir iş yapacağız arkadaşlar? Kare olmasını kullandık mı? Kullanmadık. Kare dediğimiz. O zaman ben buraya bir A dersem bir kenar A artı 10. Hocam bir kenar A artı 10 olmalı. E, burası A iken burası A. Burası da artı 10 olduğundan buraya A artı 1 kaldı. Ve burada Pisagor. E, Pisagor'u yapacaksak o zaman kök 41'in karesi. 41 eşittir. A'nın karesi artı A artı 1'in karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlemle A'yı bulacaksınız. Ben biraz hissedeyim. E, 4 3 ve 4 koysak olmuyor zaten. 4 ve 5 koysak e, 4 ve 5 koysak 16 ve 25 41 mi yapıyor toplama? Evet. A'yı böylelikle 4 buluruz arkadaşım. Ya ben biraz hissettim. Sen bunu açıp çarpanlara ayırma yöntemiyle de bulabilirsin tabi ki. A'yı kaç bulduk? 4 bulduk. ABCD karesinin alanı isteniliyor bizden. A 4 ise bir kenar 14 çıktı. O zaman karenin alanı da 14'ün karesi olduğundan cevap 196 oldu. Yine dik üçgen yani eski konularla alakalı sorular bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Geldik buraya. Hemen bu soruyu gören masum köylü ne yapar? Hocam köşe köşegen çizilmişse diğer köşe de ben çizeyim. Evet gayet mantıklı ve haklısınız. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hocam çizdik ve şunların hepsi birbirine eşit. Hatta şurası da eşit. A dersen A artı 3 kök ki burası da A artı 3 kök ki. Valla saçma bir Pisagor'la karşılaştık. Pisagor bağıntısından çıkartabilir misin? Çıkartırsın. A bence bununla uğraşma. Ben ne dedim biraz önce konuyu anlatırken? Evet köşegen çizildiğinde köşegeni diğer köşegeni çizersiniz. Eyvallah ama saçma bir durumla karşılaştığınız zaman belki özel açı mantığından daha kolay bir şeyle karşılaşabilirsin. Şimdi bu köşegen mi? Evet. Ee, burası 45 burası da 45 burası 45 burası da 45. Hocam şurada 45 mantığını kullanayım ve şu üçgende işlem yapacağım belli. 3 kök 2 var 5 var. E o zaman şu 45'in mantığını kullanan insanoğlu ne yapar? Hop şuradan dikini çizer. Hocam diki çizince 90 45 burası da 45 oldu. Yani özel üçgen oluştu. Yani 3 kök ise bunlar 3 3 oldu. 3 5 3 4 5 üçgenden burası da 4 çıktı. A, bir kenar kaç çıktı? 7. Karenin alanı kaç olacaktır o zaman? 7'nin karesinden 49 olacaktır. Bakın köşegen çizdiğimizde işimiz zorlanıyordu. Ne yaptık? Hemen özel açı mantığında düşünebileceğiz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutma. Geldik şuraya örnek 5'e. Evet köşegen verilmiş. E, ne yapacağız? Hemen şunu çiziyoruz. Yani köşegeni çizdik. Köşegenler dik kesir. Çünkü bir köşegen var burada. Hatta köşegen çizdiğin şu parçalarda ne olacak? Birbirine eşit olacak. E, bu parçanın tamamı 6 verilmiş bize. Çünkü AC uzunluğu 6. Bunların hepsi 3, 3, 3, 3 mi oldu? Evet. A hocam burada bir dik üçgen çıktı. Benden de hem açı isteniliyor hem de uzunluk isteniliyor. O zaman açısal bir değer büyük ihtimal özü üçgen var. Buradaki dik üçgende 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. E hocam burası da kaç derece olacak? 60 derece olacak. E bu karenin köşegeni olduğu için 45-45 burası. Hocam tamam 60 olduğundan buraya da 15 derece kaldı. Yani C, D, E açısını kaç bulduk? 15 derece bulduk. Eyvallah. A'yı bulduk. Şimdi C, e bakalım. Şuraya X, Hocam pisagor bağıntısı yapalım. Yak ya. Buldun ya özel üçgen. 30'un karşısı 3 ise direkt buraya 3 kök 3 desen daha sağlıklı değil mi? Yani x artı 3'ün 3 üç kök eşitse x de böylelikle 3 kök 3 eksi 3 mu olur? Evet. Senden de zaten ne isteniyor? CE uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 3 kök 3 eksi 3 çıkar dostum. Örnek 5'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi inanılmaz bir teknik vereceğim sana. Bu bütün kare sorularında tutar arkadaşlar. Ne yapacağız? Bak şimdi sana söyleyeyim. Ya bütün kare soruları derken ya yanıldığımız bazı bazı noktalar olabiliyor tabii. O da %99.9 diyelim isterseniz. Şimdi burada ne var? 15 derece var. E hocam açıları bir yazayım. Hadi önce konuşmadan önce bir soruyu yapmaya çalışayım. 75, burası da 75, 90, burası da 15. Aa hocam şu uzunluk verilmiş. E bu da 15, 75, 90. Bir tek haşa 4 haşa atmamıza gelir burada. Başka ne yapacağız? Başka bir şey yapamıyoruz. Öncelikli olarak ne yapacaksın biliyor musun? Kare sorularında bak dediğimi dikkat edin. Kare sorularında biz 15 sevmiyoruz değil mi arkadaşlar? 15 ya da 75 sevmiyoruz. Özel üçgenlere dedik. Özel üçgende dedik ki size kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıktıysa gittiğin yol yol değildi. E Burada var mı 15, 75, 90 var ama hali hazırda var. Ben kendi emeğimle dik çizmedim burada. Hali hazırda 15, 75, 90 gelmiş hocam kare sorusunda. Kare sorusunda da 15 ya da 75 görürsen bizim bu oyunu bozmamız lazım. Tatar Ramazan gibi olduk ama ben bu oyunu bozarım diyeceksin, bozacaksın. Çünkü 15'i sevmiyoruz kardeşim biz. Bu oyunu nasıl bozacağız? Köşegen çizerek. 15 ya da 75 derece varsa nerede? Kare sorularında kesin ama kesinlikle köşegen çiz. Mantıklı olan köşegen çiz. Hangi köşegen çizersin? Mesela şu köşegen çizdin. Olmadı. O zaman diğer köşegen çiz. Saçma oldu. Şunu çizince ne oluyor? Hocam burası 45-45 değil mi? Burası da 45 burası da 45. Bak ben buradaki 75'i parçaladım. Hatta güzel bir şekilde parçaladım. 45'e 30 şeklinde oldu. İşte o yüzden bu oyunu bozmak dediğim kare de bu. Unutma 15 ya da 75 gördüğün zaman tabi 105 de olabilir bu. Ne yapıyormuşsun? Bu oyunu bozacakmışsın. Nasıl bozacakmışsın? Köşegen çizerek. Tamam mı? Hadi bakalım e 30 da elde ettik burada güzel şeyler elde ettik. Benim şurada 12 kökü kullanmam lazım. 12 kökü nasıl kullanacağım? E burada 15 75 90 yok mu? Var. E 15 75 90 daha artık yapacak bir şey yok. Haşa 4 taş. Hadi bakalım haşa 4 taşı kullanalım. Hop şöyle çizdik. Hocam burası haşken burası 4H 4H, 12 köküyse, 12 4 taş oluyordu. 4 taş 12 kökü ise 12 köküne 4'e bölünmüş hali 3 kökü yapar. E sonra hocam bak burada da bir dik üçgen var elimizde. Zaten köşegeni bulmak zorundayım. Ya karenin bir kenarını bulmak zorundayım. O da köşegeni bulmayla çıkıyor. E burada ne çıktı o zaman? 30 60 90 kere 30'u karşı 3 kökki ise 90'ın karşısında ne oldu? 6 kökki oldu ve burada da 45 45 90 üçgeni var. 6 kökki ise karenin köşegeni bir kenar ne oldu? 6 oldu. Karenin çevresi isteniyor. 6'dan kaç tane var? 4 tane var ve cevap böylelikle 24 çıktı dostlar. Evet güzel bir soru değil mi? Bir, güzel bir şey daha öğrenmiş oluruz. Geldik örnek 7'ye. Aa ben bu soruyu şeyden hatırlıyorum. Böyle bir soruyu kime çözdürmüştük? VIP fiziğe çözdürmüştük. Kemal hocam keşke bunu da mı sana çözdürseydik? <laughs> Neyse. Ee, hatırla. Üçgende benzerlikte. Ee, alfabetalı kalıbında hocamıza çözdürmüştük. İşte bu da aynı. Orada dikdörtgen sorusuydu. Burada da kare sorusu. Ne yapacağız? Ekstra bir 90 derece var mı? Var. Ne yapıyoruz? Dal alfa betaya kardeşim. E hocam öklit bağıntısı var. Niye dalayım? Ama HPK yok. O zaman öklite de alacak. E, ne? Benzerliğe de alacaksın. Dalalım. Alfa beta, alfa, beta ters açıdan beta, beta 90'sa alfa, alfa 90'sa beta, alfa 90'sa burası da beta oldu. Bir sürü üçgen var. Sayalım. Bir burası, iki burası, üç. ikisi birlikte. Ondan sonra dört burası, sonra beş burası altı büyüğü yedi burası. 7 tane üçgen var arkadaşlar. 7 üçgene birden benzerlik mi uygulayacağız? Hayır. Kenarları belli olan üçgenleri bir şey yapacağız. Ben kenarlarını bulmam için karenin bir kenarını bulmam lazım. Yani şuraya A dersem karenin bir kenarı A artı 4. Her yerde A artı 4'ü yaz. Karenin tanımını kullan kardeşim. Şimdi kenarları belli olan üçgen seçeceğim. Hocam bu üçgen seçemem. İki kenar yok. Bu üçgen seçemem. İki kenar yok. Ama şu üçgeni ben seçebilir miyim arkadaşlar? Evet seçebilirim. Çünkü iki kenar var mı burada? Var. E o zaman burada şu üçgeni seçtik mi? Biz seçtik. Hadi bakalım. Sonra hocam sonrasında da 3'e ait şu üçgeni seçemem. 7'ye ait bu üçgeni seçemem. Ama şu büyük üçgeni seçebilirim. Çünkü burada iki kenar mevcut mu? Mevcut. Hadi benzerlik seçelik seçtik ve başlayalım. Alfanın karşısı 4'ün. Buradaki alfanın karşısı artı 4'ü oranı eşittir beta'nın karşısı a artı 4'ün. Burada da beta'nın karşısı bu üçgende büyükte a artı 7'ye oran oldu. Yani burada a artı 4 ile a artı 4'ün çarpımı a artı 4'ün karesi yapıyor yani. O da a kare artı 8 a artı 16 yapar. Eşittir 4 ile de buraya çarpacağım. 4 a artı 28 yaptı. Attık hepsini öbür tarafa. A kare artı 4 a eksi kaç geliyor? 12 mi geliyor? Evet eksi 12 eşit 0 yaptı. Bu eksi 6'ya artı 2 dersem çarpımları bu toplamları artı 4'ü vermedi. Tam tersiymiş. Artı 6'ya eksi 2'ymiş. A, A. Yani A artı 6'ya A eksi 2 mi oldu burası? Evet bu sıfır eşitse. Bu sıfır eşitse A'yı eksi 6 buluruz. Uzunluk eksi 6 olamaz. Bu sıfır eşitse de A'yı 2 buluruz. A2 çıktı kardeşim. Karenin alanı isteniyor benden. A2 ise karenin bir kenarı kaç çıkar? 6 çıkar. E o zaman alan da eşit olacaktır? 6'nın karesinden 36'ya eşit olacaktır. Evet örnek 7 bakın alfabetadan dolayı çıktı. Kare sorularında da 90 derece varsa dal alfabetaya karşına yine benzerlik çıkacaktır. Ama videonun başında ben sana ne demiştim? Genelde eş üçgen çıkıyor demiştim. Ama burada benzerlik çıktı. Ama genelde eş üçgen çıkıyor haberin olsun. Geldik örnek 8'e. Hocam daha kolay bir soru. Ama şimdi biraz önce benzerliği yaptık. Şimdi eşliği yapacağız ya eşlikte de adım adım gidiyoruz şimdi. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa betaya. Ama önce bir kare olmasını şöyle bir gösterelim değil mi? Daldım alfa betaya. Alfa beta alfa beta. Hocam şu üçgen ile bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Eşliğin mantığı neydi? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı burada da 3'tür. Betanın karşısı 5 ise betanın karşısı burada da 5'tir yazabiliriz. Alan abc isteniyor. Yani x kare isteniyor. E şurada bir pisagor bağıntısı yapsak. Hocam 3'ün karesi artı 5'in karesi x kare eşit değil midir? Evet 3'ün karesi 5'in karesi. 3'ün 5'in hesabını yapalım bakalım. Ne oluyor? 9 artı 25'ten 34 geldi. x de kök 34'e eşit ama gerek yok. Benden alan isteniyor. Alan zaten x kare değil miydi? Evet x kareyi kaç bulduk? 4, 34 bulduk. Yani cevap böylelikle 34 çıktı. Geldik biraz daha zorlayalım bakalım. Şu işe ne bu iş? ABC'de kare demiş. Kare olduğundan dolayı bütün kenarlar eşit mi? Eşit. Eşitleri şöyle bir gösterelim istersen. Şöyle bir gösterdik. Sonra EA'yı 13 demiş. Buraya da 12 demiş. Buradaki açı da geniş açı demiş. Bak verilen hiçbir bilgi boşu boşuna verilmez. O yüzden lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Buradaki genişliği ben kullanacağım. Öncelikli olarak karenin içerisinde ekstra bir 90 derece var mı? Var. Ne yapacağız? Dalacaksın alfa beta'ya. Dal. Alfa beta alfa dedik kaldık. E ne yapacağız? Şimdi e hocam Şöyle bir dik çizsek. Alfabeti oluştursak. Evet. Oluşturdun ama şurada bu uzunluk yok. Burada iki üçgen benzer çıktı ama benzerliği hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Ee, başka türlü nasıl yapacağız hocam diye sorabilirsiniz burada. Ya arkadaşım tamam dik dörtgende de böyle dik çiziyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama genelde de karede dik çiziyoruz. Yani eğer alfabete ya da aldıysan genelde eş üçgen oluşturmaya gayret edeceğiz. Ya sen şimdi burada alfaya ait dik üçgen oluştururken böyle çizdin ya ta özel açım antını hatırla. Sen alfaya ait ya tepeden dik çizerdin ya da şuradan dik çizerdin değil mi? Evet şuradan çizdiğinde mantıksızlık oluşmuşsa o zaman şuradan çizelim. Buradan çizdiğin dik buraya mı düşer? Hayır bak genişlik boş boşuna verilmez dedim sana. Hocam o geniş olduğu için dışarıya doğru düşecektir. Tamam buraya düşecek or oradaki dikmemiz. E olay bitti. Bak şu üçgeninle senin buradaki üçgenin ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş alfa'nın karşısı 12 ise alfa'nın karşısı 12. A 12 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden 5 çıkar burası. CE uzun isteniyor. Şu mavi üçgenler eşti. Bak alfa 90 burası beta ya. Beta'nın karşısı toplamda kaç yaptı? 17 yaptı. O zaman burası da 17 olur. Yani cevap böylelikle 17 yapar. Ha, bazı arkadaşlar ne yapıyor? Alfa beta. Alfa dedik kaldık ya. Ya şurada bir kosinüs teoremi yapmaya çalışıyorsunuz şu dik çizmeler. ki benim dik çizme huyumu biliyorsunuz özel açı mantığını iyi bir şekilde öğrettiğim için size de rahatlıkla söylüyorum. Ee, öğrendiniz de zaten bu mantığı. Burada herhangi bir mantıksızlık var mı? Bence yok. Çok da rahat bir şekilde çıktı. Ta böyle özel açı mantığında ya buradan dik çizecektik ya buradan dik çizecektik. Ya tepeden dik çizecektik ya da nereden çizecektik arkadaşım? Ya da şuradan dik çizecektik. E buradan dik çizince olmadıysa şöyle o zaman buradan dik çizeceğim. Ama buradan dik çizmeye kalkıştığında geniş açı var. Dışarı düştü sadece. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ha bu da araç olmuş olsaydı o zaman o içeri düşecekti cevap değişecekti. O zaman cevap kaç olacaktı biliyor musun? 7 olacaktı. Tamam mı? 7 olacaktı. Bizden CE uzun isteniyor. cevabı da 17 bulduk. Bu da güzel bir soru arkadaşım. Geldik bu videonun son sorusuna. E hocam 90 derece var. E ile F arasındaki en kısa uzaklık isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. Öncelikle bir 90'ı kullanalım. Hocam 90'lar da uçuyor. Dal alfa ve karenin kenar uzunluklarının eşitlerini de şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Şimdi DE'ye 6 vermiş. DE buraya niye yazılmamış? Neyse. O zaman komple 8 burası. Hocam 8, 8. Daldık alfa beta'ya. Dalalım bakalım alfa beta'ya. Alfa, beta. Tamamı 90 alfa. Tamamı 90 beta. E, ee, beta 90 sağ. Burası da alfa mı çıktı? Evet. Bak senin şuradaki üçgeninle buradaki üçgenin ne oldu? Benzer. Hatta alfanın karşısındakiler 8 olduğu için eş üçgen mi oldu? Evet. E o zaman burada beta'nın karşısı 6 ise burada da beta'nın karşısı 6'dır. Hatta 6, 8, 13 üçgeni hatta burası da 10 çıktı. Ve benden ne isteniyor? Hocam benden şu isteniyor. E ile F arasındaki en kısa uzaklık. Bazı arkadaşlar şunu yapacaktır. 8 iken burası da 8 ya. Hocam Pisagor yapayım. Ya kardeşim daha kolay var. Aha burada bir daha kolay bir Pisagor yok mu? E, hatta x kenar dik üçgen yok mu? Var. E 10 burası 10 burası. E o zaman burası kaç yapacaktır? 10 kök 2 yapacaktır. Evet cevap böylelikle 10 kök 2 oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bu videoyu bitiriyoruz. Sonrasında yine işe devam ediyoruz. Yine alfabetalar devam edecek ama orada güzel bir şekilde e, bir özet şeklinde bir soru var böyle. Çok da güzel bir soru. E, orada devamını da getireceğiz inşallah arkadaşlar. O zaman bu haftanın son videosu yani 13. haftanın son videosunda yani kare konusunun ikinci konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.